25 Aralık 2022 sabahından Bodrum Büyükşehir Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinden herkese günaydın. Bugün gece Aydın'dan yola çıktım. Hedef Yunanistan'ın Kos Adası. Hemen Bodrum'un karşısındaki Kos Adası'na gidip günübirlik geri döneceğim yine. Önceleri Bodrum'un içindeydi o terminal. Şu anda Torba mevkiinde. Torba'da. Bodrum'a biraz uzak. Ulaşımı belediyenin sürekli sefer yapan otobüsleriyle karşılıyoruz. Ancak kart lazımmış. Bizim de Bodrum'da bir kartımız yok. Bakalım nasıl yapacağız. Bir yolcudan herhalde rica edebiliriz. Şu anda burası Bodrum terminalinin içi. Gayet güzel olmuş. Çok güzel. Eski terminal sanki köy minibüslerinin terminali gibiydi. Az miktarda yolcu muhtemelen Bodrum merkeze inecekler. Benim gibi vakit geçiriyorlar. Benim de feribotum 9.15'te. Henüz saat 6.30. Terminalin içini göstereyim şöyle. Yüz ağaçları ve bir botanik bahçesi haline getirmişler merdivenin altını. Gayet şirin, gayet güzel. Burada da terminalin bölümleri güzel bir şekilde yazılmış. Bu üst kat, alttan da bir çıkış var. Alttan çıktığımızda şehir içi otobüslerinin olduğu bölüme çıkıyor. Burayı da Bodrum evleri köşesi yapmışlar. Şu anda burası Bodrum'un içinde görebileceğimiz Bodrum evlerini maketi haline çok güzel bir süslemeyle terminale gelenleri Bodrum evi karşılıyor. Gayet güzel olmuş. Ben beğendim yani yeni terminali. İlk defa görüyorum. Sanırım çok olmuş yapılan ama bize anca nasip oldu. Yürüyen merdivenlerin bir kısmı çalışıyor. Alt kata doğru iniyorum. Dışarıda hava 10 derece. Hava sıcaklığı 10 derece. Ama öyle üşütmüyor fazla. Ya da ben uzun süre beklemediğim için üşümemiş olabilirim. Terminal içi gayet sıcak. Özel güvenlik ve polisler var. İnsanlar rahat bir şekilde oturuyorlar, burada bekliyorlar. Yani ters yöndeki merdivenler çalışıyor, benimki çalışmıyor. Saatime bakıyorum hemen. 7'ye 10 var. Eğer bir çay içecek yer bulursam burada bir çay içip daha sonra Bodrum merkeze doğru hareket edeceğim. 9.15'te de feribotum hareket edecek. Gelmişken biz şu terminalin içini gezelim. Evet, gerçekten Türkiye'nin çok güzel bir tatil beldesi. Eskiden çok kalabalık değildi ama artık şehrin çok dışlarına kadar çıkmış. Tatil beldelerinin bu şekilde şehirleşmesine karşıyız ama yapacak da bir şey yok. Bu nüfus artışında artık en doğru, en sağlıklı yapılanmanın yoluna bakacağız. Evet, minibüsler orada. Çıkışa doğru gidiyorum. Evet, çıkışa geldim arkadaşlar. Bakalım Muğla Milas yatağın minibüsleri hemen burada.
belediye otobüslerde sağa döndüğünüz zamanmış galiba. Muhtaç belediye otobüsleri. Günaydın. Bodrum merkeze giden otobüsler var mı? Saat başı. Hayır. Saat başı Bodrum merkeze. Doğal olarak havalimanı diyor. Şunu Muhtaş. Valla Büyükşehir Belediyesi'ymiş Muhtaş. Tovara gelen otobüs bu. Saat başı hareket ediyor. 10 dakikamız var. Kartımız yok. Bu durumda ne yapmamız lazım? Hemen ya bir yolcudan rica edeceğiz ya da bir kart sahibi olacağız. Hadi bakalım. Yunanistan'ın Kos Adası'na doğru yolculuğumuz devam ediyor. Önce Bodrum Feribot Limanı, daha sonra da Kos Adası. Bodrum Torba yeni otogardan Bodrum merkeze geldim. Belediye otobüsüyle 25 Aralık 2022 sabahı geldiğimde eski otogarın olduğu bölge şurası. Eskiden otogar buradaydı. Şu anda da minibüslerin ve şehir içi dolmuşların durak yeri olmuş. Orada bir çay içtikten sonra şu anda birkaç dakika önce sabah ezanı okundu. Ama ben yürümek istedim. Sabahın erken saatlerinde sokaklarda kalabalık ve trafik yokken yürümek biraz daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi Bodrum sahile doğru iniyorum. Kalenin oraya oralarda sabah deniz kenarında bir sabah çayı daha içip feribotun olduğu bölgeye doğru yavaş yavaş geze geze 9-15 feribotuna yetişeceğim. Ve 9-15 feribotuyla Yunanistan'ın Kos Adası'na geçeceğim. İlk defa bir Yunan Adası'na gidiyorum. Başka ülkelere gezmişliğim var ama Yunan Adaları'na hiç gitmemiştim. Bizden çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bizimki günübirlik kısa bir ziyaret. Yine de güzel olacağını düşünüyorum. Hava güzel. Şu anda 16 derece burası. Gayet güzel, yani hoş bir hava var. Evet, şu an şöyle bir görüntü de alıp aşağıya doğru yoluma devam ediyorum. Bodrum merkezde. Evet, Bodrum'da yeni otogar, eski otogar derken camiyi restore etmişler. En son gördüğümde bu şekilde değildi. Demek ki ben gelmeyeli çok olmuş. Bodrum'un meydandaki o meşhur camisi. İsmini bilmiyorum ama. Daha önceleri uzun süre olmasa da Bodrum'da kısa kısa aralıklarla yaşamışlığım var. Bodrum gerçekten çok güzel. Bir tatil beldesiydi o zamanlar. Umarım hala devam ediyordur. Allah. Evet, insanlar geziyorlar. Sabah benim gibi erken çıkanlar var. Yılbaşıyla alakalı olarak da Bodrumlular başlamışlar çevreyi süslemeye. Noel Baba'nın giyiği ve temsili çam ağacı süslemesi. Bodrum 2023 yazmışlar buraya. Biz de bunu belgeleyelim. Sabah erken saatlerde çevrede araba gürültüsü ve insan yokken gayet güzel. Adliye Camii'ymiş bu cami arkadaşlar. İsmini bilmiyorum demiştim. 1980 darbesinden hemen sonra gelmiştik Bodrum'a. Burada bir maceramız var arkadaşlarla.
Bodrum limanı. Buradan doğru ileri doğru gidip kaleye gidiyorsun. Bu tarafta da yat limanı var. Sağ tarafa doğru gidersen yat limanı. Sol tarafta da kale var. Buraya sahne kurmuşlar. Muhtemelen müzik etkinlikleri var, sahne etkinlikleri var. Şimdi bizim o Bodrum'a ilk geldiğimizde şurada bir kahvehane vardı. Denizin içinde kazıklar, kazığın üstünde ağaçlar, ağaçtan teras şeklinde yapmışlar. Dalga vurunca alttan bazıları tahtaların arasına çıktığı da oluyordu. Üstü de çayhane, kahvehaneydi. Bodrum'a ilk geldiğimde orada çay içmiştim. Onu hiç unutmam. Ve sıkıntılı bir şekilde de pansiyon aramıştık. Evet, Bodrum Limanı'nın şöyle hemen bir görüntüsünü, gece görüntüsünü çekeyim. Çok iyi çekmiyor GoPro ama yine de bakın, buralar çok kalabalık oluyor normalde. İlk defa bu saatlerde bu kadar sakin izliyorum burayı. Güzel. Bodrum'da sabah. Yürüyüş yapayım. Daha sonra da bir yere oturup çay, kahve bir şeyler içeceğim. İleride kafeler vardı eskiden. Umarım hala vardır. Saatte açıklar mı bilmiyorum. Ağların üstünü örtmüşler. Gezi tekneleri var. Bunların da üstlerini örtmüşler. Bazıları balıkçı, bazıları gezi diyeceğim de. Evet, gezi teknesi bu. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şu kararlıktan çıkayım. Işık eksik olduğunda çekim özürlü GoPro. Evet, 25 Aralık 2022 sabahı Bodrum'dan herkese tekrar günaydın. Bodrum Kale bölgesine geldim. Liman, feribot iskelesi orada. Saat 9'da feribotla 9.30'da Yunanistan'ın Kos Adası'na geçeceğim. Hipokrat'ın yaşadığı yer, Kos Adası. Günübirlik küçük bir gezi yapıp döneceğim. Evet, daha sonraki bölümlerde görüşelim. Evet, Bodrum yavaş yavaş uyanmaya başladı. İnsanlar artık yavaş yavaş gezmeye başladılar. Parçalı bulutlu bir hava var. Açık olması daha güzel olurdu ama yağmur yok, soğuk yok, hava gayet güzel. Bakın, Bodrum Kalesi'nin sabah görüntüsü de bu şekilde. Feribot şirketlerinin olduğu yer orası. Hemen yan tarafı da gümrük zaten. Kalenin, Bodrum Kalesi'nin hemen dibi. Kalenin içinde bir de cami var arkadaşlar. Çıkanlar biliyorlardır. Osmanlı zamanında yapılmış kaleye. Evet, feribot şirketimizin oraya doğru gidiyoruz. Çekinimizi yapalım. Sonra gümrük vergimizi de çıkış ücretimizi de ödeyelim. Gümrük alanına doğru bir geçelim bakalım. Katamaran denen deniz aracıyla gideceğiz arkadaşlar. Normalde Bodrum Kos arası, yani normal teknelerle
1 saat falan sürüyormuş. 25 kilometre uzaklık var. Ama bu katamaranlar hızlı araçlar 15-20 dakikada oraya ulaşıyorlar kısa sürede. Denizde sakin görünüyor. Sıkıntısız bir yolculuk ve sıkıntısız, güzel, zevkli bir gün geçireceğimi umuyorum. Bodrum Feribot. Benimki hangisi bilmiyorum yani. Bakmam lazım önce. Feribot mu? Bodrum Feribot mu? Galiba orası olması lazım. Şimdi hemen kontrol edip çekinimi yapacağım. Daha sonra görüşeceğiz. Evet, gümrük bölgesine geldim. Gümrük bölgesine geldim. Biraz sonra kullanacağımız Kos Adası'na gitmek için seyahat edeceğimiz Fahri Kaptan 5 katamaran orada bekliyor. Ben online bilet aldım arkadaşlar, internet üzerinden online bilet aldım. Bilet gidiş dönüş 30 euro. İnternet üzerinden bileti alıyorsun, gelip burada check-in yaptırıyorsun. Eline normal kağıt bilet veriyorlar. Daha sonra gümrükte polis kontrolünden geçiyorsun. Pasaportunu damgalatıyorsun. Günübirlik yeşil pasaportumuz olduğu için bize vize gerekmiyor ama Bordo pasaporta vize de istiyorlar. Onun için Bordo pasaporta gelecek olanlar vize işlemlerini yaptırıp da gelsinler. Böyle kimlikle, nüfus cüzdanıyla falan gidip dönmek yok. Evet, bakın bir tarafta Bodrum Kalesi, Bodrum Limanı, güzel bir sabah, hafif rüzgar var ama deniz sakin, hava sıcaklığı gayet güzel. Feribotumuz, katamaranımız orada, insanlar anmaya başladılar, mesai başladı. İnsanlar check-in yaptırmak, polis kontrolünden geçmek için yavaş yavaş gidiyorlar. Bizim çok acelemiz yok, daha vaktimiz var. Evet, biraz sonra yolculuğa başlayacağız. Görüşmek üzere. Evet, gümrük işlemlerini yaptırdık. Harç pulumuzu ödedik. Gayet basit bir şekilde. Polis kontrolünden geçtik. Havaalanına göre aynı farklı bir şey yok. Burada da küçük bir datifiri var. Datifiri'de de hani fiyatlar çok ucuz değil, o eskidenmiş artık. Ucuza hiçbir şey yok. Hele Türk vatandaşları için her şey daha pahalı. Yani oraların eskisi kadar bir esprisi yok. Evet, katamaranımız burada. Yavaş yavaş çıkayım dışarı doğru. Şuradan bakalım bir. Evet, Fahri Kaptan 5. Evet, bununla yolculuk yapacağız arkadaşlar bugün. Burada da gönül var. Buna da bakmıştım internetten, hatta onu almaya kalkıştım. Sonradan vazgeçtim. Fahri Kaptan'a dolaştım. Fahri Kaptan daha cazip geldi. Bilmiyorum. Katamaranlar böyle şekli şu. Arkadaşlar, katamaranlar ortaları bu şekilde boş. İki tarafları tekne gibi. Ortalar boş. Bunun üstünde şu şekilde yüzer gövde var. Katamaran denince bu şekilde bir taşın aklınıza gelsin. Bodrum limandayız. Feribot iskelesi burası. Fahri Kaptan'la yolculuğa başlayacağız. Karşıda Bodrum Kalesi. Sabahın erken saatleri, gayet güzel görüntüler. Şurada şöyle etrafı
gezdireyim ben size. Geçmiyorum, geri geleceğim. Biraz sonra. Henüz bilmiyorum. Arkadaş bilet alabilir miyim diyor. Önce bir çekim yapalım. Önce çekim, sonra gez. Şurada şöyle. Bodrum'un genel bir görüntüsünü alalım. Bakın oralar yeni yapılaşmış arkadaşlar. Dağtaş ev olmaya devam ediyor. Bugün yarın oralarda dolar. Hatta tepelere kadar da çıkar. Bodrum'un bir özelliği biliyorsunuz. Bodrum'da tüm evler beyazdır. Bodrum'da farklı renkli boyanmaya izin vermezler. Tüm evler, bakın camiler, evler, tüm binalar, tüm yapılar beyaz renklidir. Bence bozulmasın, gayet Bodrum'a has, Bodrum'a özgü. Bazı Ege kıyılarında ya da bazı Akdeniz ülkelerinde, hatta bazı Avrupa ülkelerinde rengarenk evleri boyuyorlar. Mesela Kuşadası'nın bir bölümünü o şekilde boyamışlar. Bodrum'unki de beyaz. Sade beyaz. Evet, biraz sonra yola çıkacağız. Yolculuk boyunca ve oradaki gezilerinde yine birlikte olacağız. 25 Aralık 2022 günlerden pazar, Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na gidiyorum. Günübirlik gezi için. Görüşmek üzere. Evet. Harikaplanın merdivenlerindeyim. İlk izlenim önemlidir. Bakalım bizi ne karşılayacak? Nasıl bir katamarana geldik? Günaydın. Bir işi var. Bilemedim şu anda. Evet. Alt kısmı karanlık. Henüz yolcular gelmemişler. Burada küçük bir fevari bir bölümü var. Buradan da üst katına çıkılıyor. Damarın içi ve üst katı, şöyle bir kolaçan edelim. Evet. Bu şekilde küçük koltukları var. Yolculuk sırasında koltuklara oturup, kapalı tabii üstü. Açık hiçbir yeri yok. Dışarı çıkmak yasakmış buradan da. Dışarı çıkmanın yasak olduğunu yazmışlar. Yani diğer gezi tekneleri gibi ben üst kata çıkacağım, denize bakacağım. Hikayesi burada yok. Nerede yolculuk yapmak daha güzel bilemiyorum. Tahminen burası daha güzeldir. Evet, bakın tam karşıda Bodrum Kalesi. Harika. Evet, devam. Gidelim. Evet, 25 Aralık 2022 Pazar günü. Bodrum'dan Köy Adası'na yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 20 dakika yolculuk sürecek. Güzel bir hava var. Sabah güneşi ve deniz manzarası çok güzel.
batısının memleketinde.